Şu an Kayardı bölgemizde, şehrimizin Millet Bahçesi projemizde şantiye alanındayız. Geçtiğimiz aylarda Millet Bahçesi çalışmalarımız başlamıştı. Ben başta burada emeği geçen milletvekillerimize, Çevre Şehircilik Bakanımıza, TOKİ Başkanımıza ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımıza NİDE'ye bu projeyi kazandırdıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz NİDE Belediyesi ve gene TOKİ ortaklaşa yapılan bir proje aslında. Kamulaştırmaları biz belediye olarak yapıyoruz. Üst yapısında TOKİ ile birlikte çalışmalar devam etmekte. Toplamda kamulaştırmasıyla birlikte 50 milyon liralık bir projeden bahsediyoruz. İçerisinde amfiteyatrosu olan, tenis kortu olan, basketbol sahası olan, işte camisi olan, otopark alanları, kamelyaları, yürüyüş yolları, 5 kilometrenin üstünde bisiklet yolu olan, yaklaşık 4000 kişilik, minimum 4000 kişilik bir amfiteyatrosu olan büyük bir millet bahçesinden bahsediyoruz. Toplam alanı 300 bin metrekareyi buluyor. 300 bin metrekarelik bir alan ki devamında da NİDE Belediyesi'nin bizim geçtiğimiz dönem tamamladığımız bir millet bahçemiz daha var. Orası da 120 dönümdü. Toplamda 420 bin metrekare, yani 420 dönümlük bir alanda inşallah yeşil bir alana NİDE'miz kavuşmuş olacak. Büyük bir millet bahçesine kavuşmuş olacak. Bulunduğumuz bu ikinci etap millet bahçesi dediğimiz alanda sadece 3500 kalemin üzerinde peyzaj bitkisi olacak. Bu çeşidi. Adet olarak bu çok daha fazla olacak inşallah. Gerçekten bu projeler NİDE'mize değer katan projeler ve değer katan projeler son hızıyla devam ediyor. Dediğimiz gibi yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak. Ama burada paradan ziyade kattığı değer çok daha fazla NİDE'mize. Ki Kayardı bölgesi biliyorsunuz bizim sit alanımız. NİDE'mizin NİDE bağlarının olduğu bir alan. Şehir merkezine çok yakın. İnşallah gerek şehrimize hizmet etmesi açısından millet bahçemizin, gerek gelen turistlere, yabancı misafirlerimize hizmet etmesi açısından şehrimize büyük bir değer katacak bu proje. Şehrimize, NİDE'mize hayırlı olsun diyorum. Biliyorsunuz NİDE Kale ve Çevresi'nin yenilenmesi projemizde inşallah yakın zamanda onaylanarak orada da çalışmalarımıza başlayacağız. Yine eski sanayimizin kentsel dönüşümü, yine sağlıkta gelinen noktada 400 yataklı hastanemiz, ağız diş sağlığı hastanemiz, ulaşımda Ankara NİDE otoyolunun açılmasıyla NİDE'mizin inşallah kaderini değiştireceği bir proje. Üst geçitlerle beraber yine sporda yeni stadyum, kapalı spor salonumuz, 100 milyonluk spor yatırımını ilimize kazandırmıştık. Bugün de NİDE'mizi geliştirecek yerli ve yabancı turistlerimizin ilgi odağı olacağı bir projeyle burada değerlendiriyoruz. İnşallah biz bu projemize durmuyoruz. Yeni bir 120 odalı vilayetler evimizde kazandıracağız. Hemen millet bahçemize komşu yüzme havuzunun hemen yanındaki vilayetler evimize 120 odalı NİDE'mize inşallah yakın zamanda ihale ederek kazandırmış olacağız. Ben bu projede emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanımız, TOKİ'miz ve en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm lider hemşehriler adına teşekkür ediyorum. İnşallah NİDE'mizi her alanda şantiye çevirmeye devam edeceğiz.